Yayınlarda da biz hep otonom portföyleri hocalarla, Hı. ekonomistlerle birlikte anlatıyoruz. Ama sizden de duymak çok kıymetli olacaktır. Nedir bu otonom portföyler ve kimler bu otonom portföylere yatırım yapabilir? Tamam. Önce son sorudan başlayalım. Otonom portföylere herkes yatırım yapabilir. Yani bunun, e, şimdi hatta bana bir dakika ver. Ben sana e, en son bir şeyi hemen söyleyeyim. Otonom portföylerle ilgili şu an uygulamamı açıyorum. Evet. Şimdi Go 4'e baktım az önce ben Go 4 taşıyorum. 2 ee, lira 30 kuruş 29 kuruş. Yani 5 liram varsa <laughs> dolayısıyla Go 4 alabilirsin 2 tane. Ee, yani çok küçük bir parayla otonom portföylere yatırım yapabilirsin. Sorunun cevabı herkes yatırım yapabilir otonom portföylere. Peki bu otonom portföyler ne yapıyor? O da bir önceki soruda da gizliydi. Aslında onun cevabında ah, da gizliydi. kısaca. <laughs> Doğru. Yani şunu yapıyor. Bir test yapıyorsunuz. Analiz var. Davranışsal yatırımcı analizi. Bu analizi tamamlıyorsunuz. Bir size rapor çıkartıyor. Son derece okuması kolay, anlaşılır. Uygulamanın geneliyle aynı tandansta. Bir şey çıkıyor, rapor çıkıyor. Bu raporu okuyorsunuz, onaylıyorsunuz. Evet ben buyum diyorsunuz. Onun ardından size bir otonom portföy önerisinde bulunuyor. Go 1, 2, 3, 4 bir tanesini diyor ki siz bunun için size en uygunu budur diyor. O otonom portföyü aldığınız zaman aslında şey yapmış oluyorsunuz. Yani bunu söyleyeceğim tamam. Yani söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Bu ne biliyor musun bari bir hizmet var ben hayatımda hiç almadım bu hizmeti özel portföy yönetimi diye bir hizmet var. Pahalı bir hizmettir yani özel bankacılık müşterilerine vesaire verilir genelde büyük bir paran olması gerekir işte 30 milyon TL falan olması lazım bu bu tarz hizmetleri alabilmek için. Orada portföy yöneticisi size paranızı teslim edersiniz ondan sonra o portföy yöneticisi sizin için o parayı yönetir işte bir şey alır satar bilmem ne yapar. Bu işleri ona devretmiş olursunuz. Otomatik portföy de aslında bunu yapıyor. Yani siz alıyorsunuz mesela GO3'ü aldık, GO4'ü aldınız. GO4'ün içinde mesela şu an demin açtığım için bakıyorum içerisinde neler varmış diye. %30'u yerli hisse senediymiş. %20'si likitte riski biraz aşağı çekmek için koymuş arkadaşlar. %20'ye yakın yurt dışı hisse senedi varmış. %10 kıymetli maden. %8 Eurobond. Ee, geri kalanlarda işte tahvil bono, çoklu varlık vesaire çeşitli varlıklar var ve bu varlıkları bir seferde bir tuşla tamamını aynı anda yatırım yapmış oluyorsunuz. Sonra piyasa koşullarına göre arkadaşlar bu fonu yöneten fon portföydeki portföy yöneticileri bunu sürekli olarak düzenliyorlar. Ya, örnek veriyorum. eee Yurt dışı hisse senetlerinde geçen programda konuşmuştuk. Defalarca söyledik işte e, muhteşem yedili diye bir grup var. Şu anda da sürekli yukarı doğru gidiyor. A ama tabii bir yoğunlaşma riski var orada. E, ve e, veri gösteriyor ki trend tersine döndü. Yani yurt dışı hisse senetlerinde trend tersine döndüğüne do dair e, portföy yöneticileri bir sinyal aldı. O zaman şimdi sana söylediğim o %20 yurt dışı hisse senedi var ya hemen onu kısıyor abi. Ama onu atıyorum işte kaçsa ben bunları bilmiyorum. Bunu arkadaşlar e, bir karar makinası yardımıyla e, profesyonel olarak yönetiyor. Hemen onu kısıyor yerine atıyorum altın alıyor. Yerine hisse senedi koyuyor bilmem ne yapıyor başka bir şey yapıyor. Dolayısıyla aslında yani, senin için o portföyü aktif olarak sürekli yönetiyor. Düşükken alıyor yükselebileceğini öngördüğünü. Evet yukarıdaysan evet. aşağı yönlü ters yönlü bir hareket olacağını öngörüp satıyor ve dolayısıyla sizin paranızı aslında bu şekilde katlıyor. Yani e, Doğru. açıkçası benim aramızda var mı bilmiyorum 30 milyon lirası olan benim yok hani bu bizim dolayısıyla aslında şu anda e, para verip satın alamayacağımız bir hizmet. Çünkü bunu yapan kişinin uzmanların da hani keyfi Doğru. olarak e, tutmamız mümkün değil. Bir yandan hani çok değerli bir iş yapıyorlar, çok önemli kritik işler yapıyorlar. Yani Biz burada 10 kişi 20 kişi bir araya gelsek de böyle arkadaşları ya bizim alın paramızı yönetin işte şurada 300 bin liramız var desek tutamayız yani. O yüzden bence bu çok kıymetli bir şey ve herkesin bunun farkına varması, bunun bilincine varması gerekiyor daha doğrusu. Çünkü bu çok bilinmiyor. Biz de o yüzden Doğru. yayınlarda her seferinde bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Çünkü eşi benzeri olmayan bir hizmet hakikaten. Ya bar işte fırsat eşitliği burada zaten. Yani evet. fırsat eşitliği ne zaman olur? Ee, yani bütün zaten para büyüklüklerine, yani evet. paranızın miktarından, tasarrufunuzun büyüklüğünden bağımsız olarak herkese aynı kalitede, aynı şartlarda hizmet verirseniz eğer fırsat eşitliği yaratabilirsiniz. Yani otonom portföy tam olarak bunu yapıyor aslında. Yani dışarıda yani, var bir takım insanlar. ona alıyorlar o hizmeti. Ben niye almayayım? Alıyorum işte. otomatik portföy exactly. sayesinde alıyorum. Yani onlar zaten hani e, çok zengin olanlar, çok parası pulu olanlar onlar zaten bu hizmeti alabiliyor. İhtiyaç duyan bizleriz belki de bu noktada. Doğru. Hani küçük paraları büyütmeye çalışıyoruz. E, çok da kimimiz anlamıyoruz bu işten. Hani bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl güvenli bir alanda e, yatırım yapabiliriz? İşte tam otonom portföyler bunun için birebir Diyebiliriz galiba. Yani, Erol e. Doğru kesinlikle diyebiliriz. Bir şey eklemek istiyorum. Ee, sen dedin ya yani çok da anlamıyoruz. Ya anlayan için de geçerli biliyor musun? Yani Belki de Ya bir şey olursa diyor. Hani daha ben bunu no, bilen no, no. Yok yok tamamen şu, şu, şunu düşün. Şimdi bak mesela e, ben 20 senedir sermaye piyasaları vesaire yatırım işleri bunlarla ilgileniyorum. Yani daha önce Viyop'ta pozisyonlar alıyordum, alıyordum, satıyordum, kaldır açtılar, indir kaldır bir sürü iş yapıyordum. Fakat öyle bir şey ki bu iş yani yatırım işi eğer kendi portföyün al sat yaparak bir şey yapacaksan ya tam zamanlı bir iş. Yani öyle otobüste elinde cep telefonuyla falan e, piyasayı yenemezsin öyle öyle bir hikaye yok. Bu tam zaman ayırman gereken bir iş bilsen de zaman ayırman gereken bir iş. O yüzden bilmek de yeterli değil. Hem bileceksin ne yapacağını, hem bir fikrin olacak, hem de bunu yapacak zamanın olması lazım. Eğer bu iki koşuldan bir tanesini sağlayamıyorsan o işi sağlıklı yapamazsın. Ama otonom portföy bu iki koşulu sağlayamasan da senin için bu parayı yönetmeni sağlıyor. Bu anlamda tabii çok özel bir ürün. Gönül rahatlığıyla Toplantıya olabilir. girersiniz iş hayatında bir çıkarsınız her ya şey defalar, bambaşka. Defalarca yani. başıma geldi. Bu ülke oluyor canım niye olmasın? Yani sen giriyorsun işte bilmem ne bankasının e, şeyine e, genel müdürü e, Amerika'da tutuklanmış falan. Hayda. Bir anda hissen varsa onun peşine düşüyorsun. Nasıl olacak? Toplantısın, bir çıkmışsın e, taban taban yemiş sen de... E, Ellerin dizlerinde ne yapacağız abi artık uzun vadeciyiz diye kendini avutmaya çalışacaksın. Yani bunlar olur. Ama bu işe tam zaman veren sürekli bu ekranın başında bu işi yapanlara emanet ettiğinde paranı yatırım fonlarına. Dolayısıyla zaman şeyini de daha kaliteli kullanabilirsin. Yani işindeyken işini düşünürsün dışarı çıktığında kahveni içersin. Ee, ve hayatını aslında daha kaliteli geçirmenin de sağlar bu durum. Biz kaçırırız, onlar kaçırmaz.